Efendim herkese yeniden merhaba. Biraz Orta Doğu'ya bakmak istiyorum. Ben Ardan Zentürk, M5 Savunma ve Strateji Genel Yayın Yönetmeni ve size şu anda da bu grubun çok değerli bir yayın evinin odasından sesleniyorum. Yani Kopernik yayınlarının. Kopernik yayınları çıkarttığı kitaplarla gerçekten önem kazanmış bir yayın evidir. M5 Savunma ve Strateji Dergisi gerek kağıt baskısıyla, gerekse internet yayınlarıyla ve gerekse bu M5 Prime'daki çalışmalarımızla gerçekten büyüyen, güçlenen bir yapı arz ediyor. Takip ettiğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ve isterseniz konuya yine Orta Doğu'dan devam edeyim. Orta Doğu her zaman Türkiye için biliyorsunuz bir numaralı güvenlik sorunlarının oluştuğu bir coğrafya olarak görünüyor. Esasında netameli bir bölgede yaşıyoruz. Bunu kabul edelim. Karadeniz'deki olayları bir kenara bırakarak konuşacağım. Kafkasya'mız, doğumuz her zaman Azerbaycan, Ermenistan, İran üçgeninde yaşanılan gerginlikler ve Rusya'nın eski bir patron olarak o bölgeye dönük tasavvurları, Gürcistan'a dair işgali gibi ile her zaman çok zorlu bir coğrafya oldu. Balkanlar etnik ve dini gerginliklerin bir türlü aşılamadığı, dönemsel olarak kanlı çatışmaların yaşandığı ve her seferinde de Türkiye'ye yakın bir gücün, Boşnaklar gibi, Türkler gibi, Müslüman Arnavutlar gibi mutlaka bir şekilde kurban edilmeye çalışıldığı bir coğrafya. Zaten Orta Doğu'nun güney coğrafyamızı anlatmama gerek yok. Yani 1979 yılındaki İran devrimi, bunun devamında patlak veren ve 8 yıl süren 1980-88 arasındaki İran-Irak Savaşı, onun devamında 91 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a ilk müdahalesiyle başlayan Pandora'nın kutusunun açılmasıyla önce Irak, devamında Suriye, Lübnan ve Filistin'de yaşanılanlar, büyük çöküşler, devletlerin ortadan kalkması inanılmaz bir coğrafya. Yine de çok şükür güçlü bir ordumuz, iyi kötü ekonomimiz, eğitim görmüş bir nüfusumuzla bütün bu coğrafyaların üstesinden gelmeyi beceren de deneyimlerimizle ayakta kalmayı başarıyoruz. Ama Orta Doğu'ya, Orta Doğu'nun esasen 2023 yılına üç farklı fakat birbirini doğrudan etkileyecek kırılmalarla girdiğini de ifade etmem lazım. Bu kırılmalardan ikisi Orta Doğu coğrafyasında sürekli karşımıza çıkan iki devletin iç yapılarından kaynaklanıyor. Biri de bizim attığımız bir adımdan kaynaklanıyor. Önce İran'a baktığımızda, yani bu coğrafyada özellikle Irak, Suriye, Lübnan coğrafyasında sürekli bizimle sorun çıkaran, özellikle PKK, PYD gibi unsurların günümüze kadar gelişmesinde Baas rejimi olan Suriye rejimiyle birlikte hareket eden bir Tahran'la karşı karşıyayız. Bu Tahran aynı zamanda Azerbaycan'ı da tehdit eden bir Tahran'a dönüşmüş vaziyette son aylarda. İşte bu Tahran'ın içeride büyük bir kırılma yaşadığını, Mahsen Amini isimli 21 yaşındaki genç bir kadının sadece ve sadece başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp sonrasında öldürülmesinden sonra devam eden müthiş büyük bir çalkantıyla karşılaştığımızı gördük. Şimdi bu çalkantı acaba yeni bir iç çatışmaya ve İran'ın yakın bir gelecekte parçalanmasına neden olabilir mi? O meselenin ciddi bir sorunuyla karşı karşıyayız. Çünkü sonuç itibariyle o ülkede 40 milyon Azerbaycan Türk'ü, bayağı Türk yaşıyor. Ve bu insanlar rejim güçlerinin zaman zaman hedefinde yer alan bir kimlik taşıyorlar. Ve aynı rejimin bir dış düşman arayışıyla İsrail'le olan ilişkileri bahane ederek Azerbaycan'ı
Siyonizmi topraklarında üs verdiği gibi saçma sapan suçlamalarla hedef alması da Türkiye'nin güvenlik endişelerini tırmandıran bir gelişme, ona bir yakından bakılacaktır kuşkusuz. Aynı şekilde İsrail her zaman karşımızda olan bir devlet. Yapılan son seçimlerden sonra bu devlette yeni bir hükümet kuruldu ve Türkiye'ye nasıl baktığını hepimizin çok iyi bildiğimiz Benjamin Netanyahu liderliğinde kurulan aşırı sağcı unsurları içinde barındıran bir devletten söz ediyoruz. Ve bu devlet daha başlangıç günü itibariyle üstelik de Kamu Güvenliği Bakanlığı gibi bir bakanlığı da kapsayan aşırı sağcı, ırkçı İtamar Ben Gvir'in polislerin korumasında Mescid-i Aksa'yı basmasıyla işe başladı. Yani Mescid-i Aksa'ya dönük aşırı dinci, aşırı milliyetçi Yahudi yaklaşımlarını biliyoruz. Orada bir Yahudi tapınağı olduğunu ve esasında o coğrafyanın, o mahallin Müslümanlardan çok Yahudiler için kutsal bir mahal olduğunu savunan bir kimlikleri var. Ve Itamar Ben-Gvir yıllardır Yahudi yerleşimcilerle beraber hemen hemen her hafta bir kere Mescid-i Aksa'yı basan bir adam olarak tanınıyor. Şimdi Kamu Güvenliği Bakanı oldu. Ve üstelik Mescid-i Aksa'yı basmaya devam ediyor. Ve bu da ister istemez Türkiye'nin bir kırmızı çizgisini zorlayan kimlik kazanmış vaziyette. Yani Türkiye İsrail'le olan ilişkilerini iyi bir noktaya taşımak istiyor olabilir. Bundan hiç kimsenin de bir endişesi olmayabilir. Fakat karşımızdaki unsurlar, yani yeni İsrail hükümetinin ne yapacağı büyük bir soru işareti. İşte Mescid-i Aksa'ya baskın sadece Türkiye tarafından değil, bütün Müslüman coğrafya ve Arap dünyası tarafından açıkça lanetlendi, kınandı ve durup dururken İsrail'le bir büyük Müslüman coğrafya arasında gerginliğin doğmasına yol açtı. Yarın bir gün Filistin topraklarında yaşanabilecek büyük bir Filistinli katliamının Türkiye-İsrail ilişkilerini nereye savuracağını da bilemeyebiliriz. Üçüncü kırılma noktasını ise biz oluşturduk. Yani esasında çok büyük soru işaretleriyle yüklü bir adım olarak Moskova'da Hulusi Akar ve Hakan Fidan Suriyeli ve Rus mevkidaşlarıyla buluşarak acaba Suriye'de yeni bir barış sürecinin yolu açılabilir miyi bir tartıştılar. Bunun devamında Beşar Esed'le Erdoğan'ın da buluşabileceği yönündeki çok sayıda bilgi geliyor. Bunları tedirginlikle karşılayanlar arasında yer aldığımı baştan ifade edeyim. Çünkü şu bir gerçek, gerçi Mevlüt Çavuşoğlu Suriye muhalefetinin delegasyonuyla 4 Ocak 2023 günü yapmış olduğu toplantıda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'nin 2015 Aralık ayında almış olduğu 2254 sayılı Suriye kararından farklı bir noktada olmadığını söylemiş. Bu güzel bir şey. Ve Suriye muhalefetinin hilafına hiçbir çözümün gerçekleşmeyeceği yönünde de garanti vermiş durumda. Zaten bu garantiler ve 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda yürütülecek Türkiye çalışmaları Beşar Esed rejimi ile Türkiye arasında bir mutabakat olmayacağını gösteren gerçeklerdir. Bence Sayın Erdoğan'ın Beşar Esed'le buluşmayı birkaç kere daha düşünmesi gerekir. Yani bir diktatöre böyle bir meşruiyet zeminini oluşturmak doğru mudur, değil midir? Çünkü bizim anladığımız kadarıyla Beşar Esed'in gerek Türkiye'ye 2023 seçimleri öncesinde bir rahatlatma sağlaması mümkün değil. Ve esas olarak Beşar Esed'in Şam'da oturduğu bir dönemde dünyanın dört bir yanına dağılmış Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri mümkün değil. Esasında Türkiye eğer gerçekten
bir Suriye'yle geri dönüş planlaması yapmak istiyorsa, bunun çözümünün Moskova veya Şam'dan geçmediği açık bir gerçek. Çünkü zaten Şam'dakiler gitmiş olanların geri dönmesini de istemiyorlar. Türkiye'nin bu planlama çerçevesinde yine kendi ordusuna güvenerek, karşısında kim olursa olsun onunla da çatışmayı göze alarak, Suriye'nin geniş bir coğrafyasında uçuşa kapalı, güvenlikli bir bölgenin oluşturulması yönünde askeri tedbirleri alması gerektiği açık bir gerçektir. Bunu yaptığımız oranda insanlar kendilerini güvende hissettikleri için topraklarına geri dönmeyi düşüneceklerdir ve öyle de bir durum olacaktır. Eğer bazı Avrasyacı arkadaşların dediği gibi PKK-PYD, Suriye'deki PKK-PYD unsurlarının çözümü öngörülüyorsa, o çözüm için gidilebilecek en son başkent Moskova'dır. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bir ana sorundur. Ve Türkiye'nin Suriye'de yerleştirilmeye çalışılan PKK-PYD siyasi otoritesine karşı mücadelesini Moskova vasıtasıyla değil, doğrudan Washington'la hesaplaşarak yapması gerektiği açık bir gerçektir. O yüzden bu kırılmalar doğrultusunda yeni bir Orta Doğu ile karşılaşabileceğiz mi? Büyük bir olasılıkla karşılaşacağız. Önemli olan Türkiye'nin bütün bu kırılmalardan sağ ve esen çıkması, en önemlisi elinin temiz kalmasıdır. Hoşça kalın.